Dersin bitince derhal eve deniz. Tamam hocam. Of ya, rezil oldum Bahri Hoca'ya. Mert sen ne yapıyorsun? Ya Bahri Hoca görseydi? Bir şey olmaz. Ben zaten Bahri Hoca'nın gitmesini bekledim. Olsun. Bizlere dikkat edelim, tamam mı? Tamam tatlıcığım. Sen nasıl istersen öyle olsun. Gizli... Yani işin gizemini bozmayalım demek istiyorum. Sen önden yürü. Kimse bizi birlikte görmesin. Of abicim, bu ne dersi ya? Ne bileyim abi ya. Bahri Hoca'nın işleri işte. Neymiş efendim? Ortak dersmiş. Ya benim ne işim olur şu ineklerle aynı sınıfta? Bizim olayımız tıpın parasal bölümü ama. Şuna bak. 2009 saman güzeli. Vay. Bizim problem çocukla en yakın silah arkadaşı da geldiler. Günaydın. Sana da. Bir şey mi var? Bak Spani. Şimdilik bir şey yok. Zibidi Gonzales. Evet gençler, ne oluyor? Derse mi gidiyoruz? Tabii hocam. Buyurun. Evet. Gelelim son gruba. Bu gruptan bir laboratuvar çalışması istiyorum. Kimler kalmıştı? Bir elleri kaldırın bakayım. Elleri kaldırın görelim. Evet. Deniz, sen Melih'le çalış. Ama hocam... Bir şey mi oldu Mert? Hayır, yok bir şey. Güzel. Oğlum iyi ki girmişiz bu derse ya. Baksana fırsat ayağımıza geldi. Evet, Ozan sen Mehveş'le çalış. Yapma be enişte. Enişte mi? Hocam, hocam. Evet, yöneticilerle doktor adaylarının bir arada çalışması için tasarlandı bu ders. Bütün ekipler ona göre ayarlanıyor. Tamam mı? Evet, geri ekip kaldı. Güzel, Mert sen de Ali'yle çalışıyorsun. Şimdi 10 dakika ara vereceğim. Gruplara tek tek bakacağım. Gruplarda yerinde olmayan benim dersimden direkt çakar, ona göre. Buyurun işte, tavşan kanı çaylarınız. Ya bu tür benzetmeler bana çok vahşice geliyor Mert. Yani tavşan gibi şirin bir hayvanın içtiğimiz çayla ne gibi bir alakası olabilir ki? Ya düşünceleri değiştirmek için önce kelimeleri değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Neyse, ben gideyim de şu ekip arkadaşımı bulayım. Git bul da gör ekürünü. Ozan! Bahri amca da kalktı sana verdi bu zibidiyi. Ya evet. Ve sen de hiç itiraz etmedin bakıyorum. Ben nasıl itiraz edeyim Bahri Hoca'ya Mert? Ya ne bileyim işte canım, alerjim var zibidilere falan derdin herhalde. Yoksa sen beni kıskandın mı? Yo, ben niye kıskanayım ki seni? Yani ben sadece Melih'in senin yanında olmasını istemiyorum, o kadar. Bak bu konuda ikimizin de yapabileceği bir şey yok. Ben de can atmıyorum Melih'le olmak için. Evet. Ordinarius profesör olsa çalışılmaz onunla zaten. Hadi derse. Allah'ım ya. Nereden bıraktım şu dersi alta? Bela oldu başıma. Ya bence tahlillerde kullanılan malzemelerin steril olmasına ve sunumuna önem gösterelim. Ya sen şimdi gerçi buna yönetici olarak çok masraflı dersin ama. Bir dakika. Ya nereye? Abi bu teyze beni öldürecek. Bana yardım et. Deniz, ben bu ortak derslerden pek anlamazdım ama sayende öğreneceğim galiba. Yani sen bana yardım edersin değil mi? Tabii ederim. Evet, bitti mi projeler? Hem sen de yöneticilik dersine gireceksin. Hastane yönetiminde de ben sana yardımcı olurum. Oğlum ne oluyor? Bir şey yok hocam. Ders ağır geldi herhalde hocam.
Onu sınıfta göreceğiz. Ders ağır mı geldi, hafif mi geldi? Evet, toparlanın gidiyoruz. Ben aldım dosyayı. Her hafta yeni bir konu bulunacak ve saha çalışması yapılacak. Of, Allah'ım neydi günahım? Bir şey mi dedin Ozan? Yok hocam, dersi çok sevmişti. Evet, benim dersimde kimse yanındakiyle konuşmayacak. Ağzının içinde mırıldanmayacak. Söyleyeceğini yüksek sesle söyleyecek. Anlaştık mı Melih? Tabii hocam. Memnun kalmadınız mı bu dersten? Dinliyorum. Güzel. Her hafta yeni bir proje çalışılacak. Arkadaşlar, bu derste vize yok. Final yok. Seminer sistemiyle not alacaksınız. Ama bu dersi niye yapıyoruz? Bunu bilmenizi istiyorum. Her hastane yöneticisi doktorla entegrasyon için. Çocuklar, bugünlük bu kadar. Haftaya görüşürüz. Teşekkür ederim Deniz. Sayende ilk defa şu fakültede bir ders keyifli geçti. Rica ederim ama ben bir şey yapmadım aslında. Deniz! Bir dahaki dersi iple çekeceğim. Ne diyor bu Zibide? Bir şey dedi yok Mert. Hadi gidelim artık. Deniz, eve gidiyorsan birlikte gidelim. Tamam hocam. Mert görüşürüz. Sakın Melih'le dalaşma. Abicim benim hemen çıkmam lazım. Yoksa bu teyze bana kafayı yedirtecek. Sen çık Ozi. Benim şu asi çocukla ufak bir işim var da. Ozan! Ben kaçtım. Ya of, nereye gitti? Şuraya. Sağ ol. Ozan! Ozan dur! Melih, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmışım? Deniz'den uzak duracaksın. Git, kendine eğlenecek başka birini bul. Eğlendiğimi de nereden çıkardın ki? Melih, adam ol. Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Yazık ya. Kızcağız tapusunun sende olduğunu biliyor mu acaba? Bir kere de kaçak dövüşme be Melih. Ben kaçak dövüşmüyorum oğlum. Gayet açık dövüşüyorum. Git kendi çöplüğünde oyna Melih. Deniz'in de etrafında bir daha dolaşma. Anladın mı? Mert, Deniz önünde sonunda benim olacak. Hem de kendi ayağıyla tıpış tıpış gelecek. Hayal kuruyorsun. Hayal mi, gerçek mi bekle gör. Dediğim gibi Mert, Deniz benim olacak. Hem de kendi isteğiyle. Seve seve. Asla öyle bir şey olmayacak Melih. Zamansızlık var ya, yanımda kalsan aslında çok daha.